Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bugünkü ekonomik kriz ve milletin yoksullaşmasına birdenbire gelinmedi. Bugünkü sonuç 19 yıllık basiretsiz ve kötü yönetimin sonucudur. Bunu Sayıştay raporlarından aldığım iki örnekle kısaca size anlatmak istiyorum. İki kurum, KİT, birincisi Etimaden. Etimaden'in hizmet binası ihtiyacı karşılamıyor gerekçesiyle yeni hizmet binası yapılmasına karar veriliyor. Ve mevcut bina 2012 yılında hazineye devrediliyor. TOKİ ile de yeni hizmet binası yapılması konusunda 10-11-2011 tarihinde protokol imzalanıyor. Protokole göre Çankaya ilçesi Karakusumlar Mahallesi'nde 11.386 metrekare yüz ölçümlü parsel üzerine TOKİ tarafından hizmet binası yapılacak. Satış bedeli Etimaden tarafından TOKİ'ye nakit olarak ödenecektir. Protokol gereği tespit edilen 34.158.000 liralık tutar 25 Kasım 2011 tarihinde Etimaden tarafından TOKİ'ye ödeniyor. Aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra Etimaden hizmet binası yapımı için TOKİ tarafından 2018 tarihinde ihale yapılıyor ve yüklenici firma ile 121 milyon 500 bin lira bedelle sözleşme imzalanıyor. 11 Mayıs 2018 tarihinde yer teslimi yapılıyor. Ancak işin henüz daha %7,5'luk kısmı tamamlanmışken yüklenici firma tarafından iş yavaşlatılıyor ve 7161 sayılı kanunun 32. maddesine göre yüklenici firma ek ödenek talep ediyor. Bu talep kabul ediliyor. Cumhurbaşkanlığının 6 Şubat 2019 tarihli yazıları ile toplam ödenek 193 milyon liraya çıkarılıyor. Yüklenici firma 31.12.2019 tarihinde işi bitireceğini belirtmesine rağmen bu da gerçekleşmiyor. Kendi mülkünü 2011 yılında devretmiş olan Etimaden yeni hizmet binasına da kavuşamayınca hizmet binası için kiralık yer tutuyor. Tuttuğu yerin kira bedeli olarak ilk 3 yılı peşin 11 milyon 894 bin lirayı Şubat 12'de ödemek kaydıyla toplamda yeni binasına taşınana kadar 39 milyon lira kira ödemesi yapıyor. Yeni bir hizmet binasına sahip olmak isteyen Etimaden adeta Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Kendi hizmet binasını öldü fiyatına devrediyor. TOKİ'den yeni arsayı 2011 yılında 34 milyon lira peşin para ödeyerek satın alıyor. Bir türlü bitmeyen inşaat yüzünden 39 milyon lira da kira ödemek zorunda kalıyor. Yeni inşaat için 2019 yılı sonuna kadar da 193 milyon lira ödenek gidiyor. Sadece bir hizmet binası yapımı için 2011'den 2019'a ki yeni hizmet binasına taşınalı 6 ay oldu. Etimaden ve TOKİ'nin devlete verdiği zarar, milletten götürdüğü para tamı tamına 266 milyon lirayı geçiyor. 266 milyon lirayı betona gömmek yerine ürün geliştirme ve çoğaltmaya yani yatırıma harcasaydı hem kurum hem de ülkemiz kazanacaktı ama maalesef zihniyet aynı zihniyet. Yine diğer bir kurum Devlet Malzeme Ofisi DMO. DMO'nun 1964'ten beri Basıp İşletme Müdürlüğü faaliyetlerini yürüttüğü Merdivenköy'deki merkezi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı ile devredilince kurum faaliyetlerini yürütmek için Gebze'de kiraladığı yere taşınıyor. Daha sonra yeni bir basım işletme tesisi kurmak için DMO'ya ait Afyonkarahisar, Kayseri, Tekirdağ, Isparta, Sivas, Konya, Samsun, Sakarya ve Ankara'nın değişik yerlerindeki toplam 100.620 metrekarelik kıymetli arsa ve binalar Maliye Bakanlığı'na ait olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli Çayırova'daki 195.765 metrekarelik parsel ile 59 milyon liraya trampa ediliyor. Yıl 2009. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ama asıl basiretsizlik
Buyurun toparlayın. Ve iş bilmezlik bundan sonra başlıyor. DMO devraldığı Çayırova'daki yere işletme tesisi kurmak için başvuru yaptığında aldığı cevap ile adeta olduğu yerde oturup kalkamıyor. Maliye Bakanlığı tarafından DMO'ya devredilen arazide Fatih Sultan Mehmet Otağı, Hünkar Çeşmesi, Namazgah ve Köprü gibi tarihi eserlerin olduğu, bu yerin Kocaeli Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca koruma alanı ilan edildiğini ve bu yere çivi dahi çakılamayacağını öğreniyor. Allah aşkına koskoca DMO'nun hiç mi aldığınız yere bakmadınız sayın yöneticileri? Kendinize ev alsanız perde kornişine kadar incelerseniz ama konu milletin parası olunca kafayı kuma gömersiniz. Çayırova'daki araziye çivi bile çakamayacağını anlayan kurum bu kez de burayı yine Maliye Bakanlığı'na ait Kartal'daki 6000